Altıncı söze tekrar hoş geldiniz. Nasip olursa holografik bakışta. Bir satış var. <laughs> Acayip bir satış var. <laughs> Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bir şey söyleyecek gibi baktınız. Yok yok, devam et. Peki. Geçen hafta görmüştük ki... E, ...bize emanet edilen... ...ve padişahın kendisine geri satmamızı istediği... ...o çiftlikteki e, tezgahlar onun namına çalıştırıldığı zaman kıymetleri birden bine yükseliyor. Özellikle padişah namına çalıştırıldığı için. Şimdi padişah olayı biraz daha ileri götürüyor ve diyor ki hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Ne kadar kocaymış o işler bir bakmak lazım. Bütün masa masarifatı ve levazımatı, bütün masrafları ve lazım her ne varsa ben de ruhte eder karşılarım. Bütün varidatı ve menfaati size vereceğim. Varid olan değil mi? Ondan doğan, çıkan her ne varsa size vereceğim. Ee, ve menfaati de, karı da size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinize bırakacağım. İşte beş mertebe kar içinde kar. Yani geçen hafta konuştuğumuz meselede neydi? Kimden aldın çok önemliydi. Kimin verdiği çok önemli. Kimin verdiği, nasıl birinin verdiği çok önemliydi. Çünkü ihtiyacım ne kadarsa veren o kadar önemli oluyor. Tabii. Tamam. İhtiyacım son, ihtiyacım 10 ama veren bir kez veriyorsa benim 9 kez açtığım var demektir. İhtiyacım 10 veren 100 kez verebilecek mahiyette ise iyi. Eh diyelim. Eh benim ihtiyacım bitmeyecekse eğer ama 10 dedim ihtiyacım ha 10 on, limitte 10 olsa 10'sa... da, tamam o tamam zaman, o zaman, o zaman, zaman iyi. O zaman ama sıkıntı. ihtiyacım sınırı yok veren milyar da olsa milyon şey verebilecek de olsa kırmızı alarm kırmızı alarm İhtiyacım sonsuz veren sonsuzsa anlarım o zaman o zaman sıkıntı yok sıkıntı yok o zaman ha demek ki anlık verişler değil sonsuz verişler benim için önemliydi çünkü benim mahiyetim öyle bir şey yapıyordu. Bu önemli bir mesele. Yine biraz belki işe yaparız ama konuyu bir farklı bir yöne çeker mi de diye bilmiyorum ama bir misal vardı benim dünyamda. Şimdi padişah e, birine biri geliyor, huzuruna gidiyor. Bir dışarıda da bir padişahın e, huzuruna biri geliyor. E, ve padişaha bir şey konuşuyorlar. Bir yandan da biri seyrediyor onu. Başka biri seyrediyor onu. O bir şey diyor. Ondan sonra teşekkür ederim diyor. Padişah teşekkür ederim dedikçe tamam mı? Baş ikram ediyor. Teşekkür ederim diyor. Teşekkür edince ikram ediyor. Öyle yani çok güzel bir cümle kullanıyor diyelim. Teşekkür ederim cümlesini. E, yani ihsan buyurdunuz falan diyor mesela. He. İhsan buyurdunuz. İhsan buy yani lüt lütfettiniz falan. Böyle bir şey diyor. O bunu dedikçe hoşuna gidiyor ve padişah daha çok veriyor. Bu sefer ee, öteki adam da geliyor padişahın üzerine Lütfettiniz, lütfettiniz, lütfettiniz falan diyor Padişah kovmak için bir şey veriyor, gönderiyor bunu ee, Anlatabiliyor muyum? Hmm. Arada çok önemli fark var yani Elhamdülillah cümlesiyle Benim elhamdülillah dememle Bir başkasının elhamdülillah demesi arasındaki fark e, Konuşurken Biz de elhamdülillah diyoruz ama Bazıları elhamdülillah derken yani adeta şey yapıyor, akıyor onun dünyasına gerçekten hissederek söylüyor. Yani bütün kainatın, bütün kainatta tecelli eden bütün hadsiz nimetlerin farkına varmış o nimetlerin farkındalığıyla bunu söylüyor. Yani onun üzerine aldığı iltifat zaten o farkında zaten ve her alışta bir Elhamdülillah'la cevap veriyor yani, muhteşe o, o dolayısıyla o ona daha çok ikram etmek istiyor padişah. Çünkü farkında nimetin farkında. Ötekisi veya nimetin farkında derken onun verilişinin farkında. Evet. İhsanın doğru. ihsan ihsan ediliyor. Nimet için nimet için yap o ihsanın mi? farkında. İhsandan dolayı onun padişahın lütfuna mazhar olmaktan evet. dolayı şükür Verilişten diyor. memnun. Işten, verilişten Hı. memnun der. Bir de. şeyden değil, eldekinden değil. Ötekisi ise e, şeye tap olacak yani. Tav olacak bir tane sıradan bir nimete. O gidiyor onun için teşekkür ederim diyor. Ana verip geçiştiriyor. Yani çünkü asıl şeyi görmüyor. İltifatı evet. görmüyor. Mesela. Bu şeye benziyor abi. Çok özür dileri karikatürleştireyim. İkisine de veriyor padişah. Bir tanesi aldığı şeye bakarak teşekkür ederim diyor. Bir tanesi padişaha bakarak teşekkür ederim Evet. Diyor. O çok önemli. Şimdi bizim işte elhamdülillahlarımızın arkasında da böyle bir anlam o, var işte biz tespih çe tesbih çekiyoruz elhamdülillah 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 diyoruz. Fut, sup, sup 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 meselesi var ya onun gibi yani tefekkür etmeden onu onun elinden görmeden öyle dediler yapıyorlar. Aldığımıza bakıyoruz biz. İşte, Aa elma güzel güzel. E evet. yani. Gibi ee, yani şeyin mahiyetini değiştiriyor. ihsanın mahiyetini değiştiriyor. Burada niye bunu söyledim? Önemli gibiyim. Yani benim e eşyayı kıymetlendiren bir yönüyle bir yönüyle geçen hafta konuştuğumuzda verenin mahiyeti olduğu kadar hı hı. diğer yönüyle ki burada önemli olan bu da önemli diğer yönüyle benim ihtiyacım da hı hı. önemli. Yani ben sadece padişahın elinden gelecek 3 altına ihtiyaç hissediyorsam 3 altınlık karşılık alırım ve bu beni doyurur, tatmin eder. Tamam. Ama üç altınla yetinmez. Padişahın ihsanına mazhar olmayı, onun dostu olmayı arıyorsam arıyorsan ihtiyacı oluyor. Çünkü dostuna her zaman ihsan eder. Dost dostunu Tabii, her zaman doğru. görür. Dostluk kurmak istiyor. Yine ihsan için değil ama bu. Mesela orada dostluk önemliyse o zaman nedir? Benim o dostluk ihtiyacım padişahla olan münasebetimi çoğaltır. Tabii. Dolayısıyla aslında yani ihsanı ihsan yapan muhsinin mahiyeti olduğu kadar o muhsine olan ihtiyaç da o ihsanı ne yapar? Çoğaltır, evet, arttırır. Evet, o zaman evet, evet. e, Resulullah'ın o sözlerini de anlıyorum. Fakri fahri. Benim asıl fahrim övüncüm ha, fakrımdır. Ona karşı, yaratıcıya kalan karşı olan fakrımdır. Ki yine bir duası Allahum agnina bil iftikari ileyk. Beni sana e, sana sana olan fakrimi çoğaltmak suretiyle gani yap, zenginleştir. Yani asıl zenginlik Allah'a karşı yani sonsuz bir e, kereme ve lütfa karşı e, ihtiyaç içinde olmak. Çünkü hani bu örneği de verdik. Çocuk ne kadar muhtaç olursa ilgi o kadar çoğalıyor. Tamam. Yani tamam. demek ki o ee lütuf sahibi senin ihtiyacına binaen sana ihsan ediyor. Çocuk bile hani küçük çocuk bir hani annesinin babasının ilgisini isteyeceği zaman geceleyin. Susadım diyor yani. Aha. Bir ihtiyacınla şey yapıyor. Evet. Hani vesile ediyor diyelim evet. yani. Dolayısıyla ihtiyaç aslında bizim o padişaha ulaşmamıza, ondan bir ihsan alıyor olmamıza ve dolayısıyla muhatap olmamıza büyük bir vesile. Doğru. Dolayısıyla bizim çoğaltmamız gereken şey para değil. Çoğaltmamızı gereken şey ihtiyaç. Yani ihtiyacımız ne kadar çoğalırsa sonsuz olursa kaynak zaten sonsuz olduğu için o kadar ne yapabiliriz e, nimete muhatap olabiliriz. Ne kadar ters köşede duruyoruz ya? Evet. Yani günümüzün medeniyeti bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü böyle bayağı hüzünleniyorum yani günümüzün medeniyeti insanları böyle varlık içinde bulunacak tedbirlerden oluşuyor aslında fakirlik hissetmeyecek. Herhangi bir şeyin ihtiyacını, fakirliğini hissetmeyecek bir şeyin tedbirler yumağı bugünkü medeniyet. Yani ihtiyaçlarımızı söndürmeye çalışıyoruz. Tamam. Susturmaya çalışıyoruz. Çok tehlikeli bir şey. Tamam, Garanti her şeyi garanti altına al. Aslında o her şeyi garanti alma altına alma isteği doğru. Sonsuz bir kaynağa yönelim diye ama biz ne yapıyoruz? Onu farklı bir şekilde ihtiyaçlarımızı susturmak suretiyle yapmaya çalışıyoruz ki çok tehlikeli bir şey. O da Afyon gibi bir şey yani gerçekten de karşılayamıyorsun hakikaten. Yani bir insan gerçekten aciz olan bir insan, gerçekten aciz olan bir insan. Bunun şakası yok. Ee, dünyanın en zengini olsan da acisin. Kendinin ihtiyaçlarını karşıladım diye kandırmasından daha büyük bir afyonlama olamaz ki. Ve mutluymuş gibi yaşamaya devam ediyor. Bu sorunu morfinlemekten afyonlamaktan başka hiçbir anlama gelmiyor yani. Ve yapay bir hayat sürüp gidiyorlar ve şeyi bile yakalayamıyorlar. Çok çok enteresan. Hani ee, Budistlerin, hani Allah inancı olmasa bile Budistlerin yakaladığı huzuru bile yakalayamıyorlar yani. Çok enteresan bir şekilde. Üç kuruşa fit olduğumuz zaman aslında kendimizi mahvediyoruz. Yani insanın en büyük zulmü kendi kendine yaptığı en büyük zulüm. Ee, Allah'a olan ihtiyacını limit limitlendirmesi, sınırlamasıdır. Biz ne kadar Allah'a dua ediyoruz? Namazlardaki bile dua değil yani öyle ezberlenen şeyler. Sıkıştığımız zaman, bilmem Doğru. ne yaptığımız zaman, bir derdimiz, ihtiyacımız olunca daha çok Allah'a yöneliyoruz. Ha, diğer zamanlarda biz kendi ihtiyacımızı kendimiz gördüğümüz için Allah'a ihtiyacımız yok. Ha Anlatabiliyor Dolayısıyla... Evet az önce benim söylediğim şeyin altyapısını söyledin aslında. Evet. Adamın hiçbir ihtiyacı ol... E, görünürde adamın bütün ihtiyaçları karşılanıyor olabilir. Bu halde bile ihtiyaçta olduğunu fark etmesi lazım diyorsun. Evet. Mesele orada zaten. Ben karşılıyorum zannettiğim zaman geçen, bunda hep bunları söylüyorduk da... Bir şeye ihtiyacım yok dediğin anda bittin zaten. Bittin. Evet yani insanın en kötü hali ihtiyaçsız olduğu haldir. En tehlikeli hali ihtiyaçsız olduğu haldir. O yüzden en bittiği baktığın, hali. E, o yüzden baktığın zaman peygamberlerin hayatına bakıyorsun. Ya ne özenecek hayat var bunların hayatında falan. Eziyet, sıkıntı, darlık, az yiyorlar, az içiyorlar bilmem ne. Baktığın zaman değil mi? Tabii. Sürekli itiraza maruzlar falan. Öyle süslü, şaşalı bir hayatları yok. Rahat mı falan değil mi? Rahat yani. falan yok yani. Sadece ve sadece yani huzurlular yatacaklar şeyin üzerinde yatıyor hasırın üzerinde yatıyor iz çıkıyor abi kuş tüyü yataklarda yatabilirler bilmem ne yapabilirler değil öyle bir hayat tamam. ya şimdi bir Süleyman Aleyhisselam farklı bir konumda ama onun dışında baktığı zaman peygamberlerin geneline baktığın zaman böyle yani eziyetlerle bazıları yani sürekli işkence çekmişler bilmem ne yapmışlar tamam kesilmişler bilmem ne yapmışlar. Öyle çok böyle şey gibi gözükmüyor ama demek ki asıl olan o. ihtiyaç içinde olmak sürekli. Onların demek ki kemali orada. Onlar sürekli yaratıcıyla olan münasebetlerini ihtiyaç üzerinden kurdukları için yaratıcıyla sürekli münasebet içerisindeler. Sürekli diyalog içerisindeler. Ve asıl olan, asıl lezzetli olan da o. Yani asıl lezzetli olan derken asıl insana huzur veren o. Onu onu bizim işte kötü halimiz onu demek istiyorum. Bizim halimizin kötü olması o. Biz Allah'a ihtiyaç hissetmiyoruz. Allah sadece araba kaza yaptığı zaman, çocuğumuzun başına bir hastalığı veya kendimizin veya çocuğumuzun başına hastalık geldiği zaman, biraz ekonomik krize girdiğimiz zaman Allah'a o zaman ihtiyaçlar duyuyoruz. Doğru. Allah yani dünyamızın içerisinde, gün içerisinde 24 saatte 10 dakika falan işte yer teşkil ediyor bize. Onun dışında biz her işimizi kendimiz görüyoruz zaten. Dolayısıyla iyiyiz yani. Ve en büyük gafletimiz bu bence. Çünkü yani sonsuz hazineyle olan münasebetimiz ihtiyaç kanalıyla ortaya çıkıyor. O sonsuz hazinenin açılışı ihtiyaca bakıyor, acize ve fakre bakıyor. Hani o onu işlettiremezsiniz. İşlettiremediğimiz için o hazineleri ne yapıyoruz? Bir kenara atıp atıl bırakıyoruz. İnsan çocuk diyor ki, "Hocam diyor beynim yandı diyor. Error veriyor diyor." Halbuki beyin çalıştıkça, kullanıldıkça kapasitesini arttıran bir özelliğe sahip. Eyvallah. Yani onun farkında değil. Beynin yandı demlerken aslında yoruldum demek istiyor. <laughs> yani tembellik yapmak istiyor belli. Ya tem ya kendini bir kere sınırlandırmış o şekilde. Hmm. Beynin sonsuz bir kapasitede çalışırken yani. değil farkında değil. Sınırlandırış. Ben bu kadar yapabiliyorum diyerek de ne yapıyor bu sefer? Aslında beynin kullanmasını engelleyecek bir argüman geliştiriyor. Tamam. Biz de bunu yapıyoruz yani. Biz Allah'a şu zamanlarda muhtacız demek suretiyle hmm. sonsuz bir hazineye olan ihtiyacımızı, sonsuz bir hazineyle olan münasebetimizi sınırlandırıyoruz. Yani bize belli zamanlarda ihtiyacımızı karşılayan bir yaratıcı konumuna indirgediğimiz zaman Allah'ı yaratıcıyı o zaman bizim için yaratıcıyla münasebet o anlardan ibaret oluyor ve onun sonsuz hazinelerinden bigane kalıyoruz. Mesela hasta olmadığımız zaman unut veriyoruz. Bitiyor olay. Çünkü ihtiyacımız yok veya çözmüşüz hastalığımızı, derdimizi. Dolayısıyla ondan hepten mahrum kalmaya başlıyoruz artık. Evet. Şafi isminden mahrum kalıyoruz. Hak bir gönülü verdi bana. Hademeden hayran olur. O orada şey yapar. Bir şey verdi diyor bana bir gönül. Bir ne diyor hayret yine güzel bir Yunus Emre'nin güzel bir sözü vardı. Hı. Yani hademeden hayran olmanın bir veriliş olduğunu, hatta orada bir cümle daha kullanıyor. Çok ilginç yani merakının artmasını, e, her şeyi merak ediyor olmasının bir veriliş ihsan olduğunu söylüyor. O cümlede şimdi hatırıma gelmedi ama onu hatırlamaya çalıştım demin. Yani bu bir ihsandır. Onun ona sürekli ihtiyaç içinde olma hali, onun sana verdiği bir ihsandır. O ihsan öyle bir ihsan ki anlatabiliyor muyum? Evet. Sürekli ne yapıyor? Verilişe muhatap ediyor sana. Sürekli onunla muhatap olma. Sürekli onun huzurunda olma fırsatı, imkanı. fırsatını kaz, imkanı kaz. İşte o bir yerde de e, yeryüzünde haksız yere kibirlenenler Allah'ın kelamını yani onun e, ayetlerimi anlama nimetinden Nimet. mahrum ederim. esprisi o. Bizi yaratıcıdan mahrum eden, sonsuz hazinelerden mahrum eden şey kibrimiz, kibrimiz. Yani ben ona demememiz. ihtiyaç hissetmememiz, ihtiyacımızın farkına varmamamız değil, aslında ihtiyacımızı törpülememiz, söndürmemiz, sonsuz olan ihtiyaçları sınırlandırmamızla alakalı bir şey veya işte o tezgahları ben işletiyorum diye vermemiz. İşte o sınırlandırmak o demek zaten. Kimin tezgahı bu ya? Tabii. Neden korkuyorsun? Neden çekiliyorsun? Sonsuz bir hazineden geliyor. Verirken cimri cimri veriyor insan. Niye cimri cimri veriyor? Bitecek çünkü. Bitecek diye düşündüğü için. Halbuki sonsuz hazineden verse hiç saymaz. Hiç saymaz bile, hesap bile etmez. O zaman yani bizim o yaratıcıyla olan münasebetimizi arttırmak istiyorsak acizimizi ve farklılığımızı çoğaltmamız gerekiyor. Çoğaltmamız değil derken yani... Fark, fark etmemiz gerekiyor. Ya ben daha çok muhtacım dersek söylemede gerek yok tabii bunu. Çocuk hali gibi. O kadar çok yardım gelecek. Ha niye gelmiyor? Bundan dolayı gelmiyor. Ya istiyorum istiyorum vermiyor. Bir istemiyorsun aslında tam manasıyla. Bir ondan istemiyorsun veya... Sen o malın kendisini istiyorsun işte. Evet, evet. Onu istemiyorsun dolayısıyla. Onu istemediğin için de ge vermiyor. Yani Rezzak'ı istesen evet rızık peşinden gelecek. Evet. Rezzak'ı isteyen rızık peşinden gelir. Çok güzel bir cümle. Çünkü sen Rezzak'ı istersen o senin neye ihtiyacı olduğunu zaten biliyor. O rızık rızık Rezzak kendisini rızık suretinde gösterir. Rızık üzerinde gösterir. Rezzak olur o zaman. O zaman Rezzak olur senin için. Sen Rezzak'ı istersen rızık zaten gelmemesi imkansız. Ama sen rızkı istersen anlatabiliyor muyum? Bu o zaman yani, tamamen şeyle alakalı. Bizim nazarımızla alakalı nimet. Ya çok kötü bir şey. Ben çok gayri ihtiyar çok kötü hissediyorum. Ne demek? Mesela karnım doyduğu zaman onu unutmuşluklarım o kadar acı geliyor ki, kötü geliyor ki. Halbuki şu olmalı. Yani oturdum sofraya yiyeceğim. Sanki hakikaten hep açmışım da o padişah kalm. Hadi sen açsın. Ben sana yaratamazsın sen rızkı. Ben sana yarattım, rızık veriyorum dediği gibi şevkle ve heyecanla böyle fark edişle muhatap olmak lazım. Evet, o da işte yemeğin yemekten tok kalkmamak bunun bir göstergesi. Ben seninle muhatap olmak için bu sofranın başına geldim. Mesela yemek yemek değil. Ben seninle muhatap olmak istiyorum. Senin rezakiyetinle seni sana muhatap olmak istiyorum. Esprisinin göstergesidir o. Biz ise <laughs> midemiz için oturduğumuz için yemek yedikten sonra ona ihtiyaç hissetmiyoruz. Ki tam tersi yemek yedikçe ona ihtiya olan ihtiyacımız azalıyor. Ki yani bizi de böylece madem sen beni istemiyorsun al gözün doysun. Gözün, miden ne varsa doysun. Ha yani. Nasıl olsa bunu istedin sen orada kal. Ha. Yani şeye mesela padişah örneği hakikaten bana şey geliyor. Padişah ikisine de veriyor, iki kişiye de veriyor. Bir tanesi böyle ona bakıyor. Teşekkür ederim diyor güya ama. Yani gözler burada ve onu yiyor orada. O, o seviyede, o seviyede kalıveriyor. Öteki alıyor nimetin adam nimetin se, sevinciyle zaten bir Allah kere. Allah. Şimdi şey çok üstadın o onlara e, parlak dünyayı talep ettikleri için e, şey diyor. Kafirlerin e, dünyanın imarı için yarattığı hayvanatıdır diye söylerken evet. e, onlara teknolojik şeyler vermek suretiyle çünkü onlar 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 istediği için onlarla oyalıyor. Allah isteyen Allah'ı veriyor. Evet. Şimdi kendi kendime soruyorum. Bediüzzaman'ın risaleleriyle senin dünyana gelen hakikatler mi daha kıymetli? En kral felsefecinin, bilim adamının ürettiği bir teoriden neticesinde gelen teknolojik şeyler mi senin için daha kıymetli? Bana göre bunlar tamam. arada ölçülemiyor. Dolayısıyla sen buna talipsen o sana çok şey gelir. Sakil sıra, Sıradan gelir. Ama ona talip olan onu veriyor ve bunu zaten görmüyor bile. Tabii. O onunla oyalanıyor. Oyalanıyor. Yani dünya oyun hayatı ve oyun ve oyalamadan ibarettir derken gerçekten öyle. Ama gerçekten onu aşmak için çaba göstermek gerekiyor. Evet. Çabayı göstermezsen beynim yandı, beynim yandı falan dersen ya beceremiyorum dersen gidemiyorsun. Yani şu lezzetleri terk etmedikçe üstad o bir yerde onu vurguluyor. Yani Aşmadıkça o lezzetleri. Evet. Yani lezayizi terk etmek evladır diyor. Her halükarda diyor. Hatta yani kafir bile olsan tarzında söylüyor öyle. Evet. Çünkü zaten yedikçe elem geliyor sana. Hem <laughs> hamster gibi ya. Hiçbir yere götürmüyor seni. Böyle dönüp dönüp duruyorsun. Dönüp dönüp duruyorsun. Senin bir üst lezzetini engelliyor aslında. Senin hayvaniyetin evet, aynen hayvani şehvetin aynen insani marifetine engel oluyor. Marifetten gelecek olan hazzı ve lezzeti hayvani şehvet bastırıyor ve aslında o hayvani şehvetin arkasından da elem geliyor. Çünkü neyi yitirdiğinin farkındasın. Evet, hayvan elemi duymuyor. Niye? Hayvanın üst basamağı yok. Ama insan elem duyuyor. Niye? Çünkü üst basamağı yani sonsuz bir hazineyi kaybetmenin bir ızdırabını yaşıyor. Farkında değil. Ruhuna bunu yaşatıyor. Bu ruhuna bu ızdırabı yaşatıyor. Şimdi sen böyle deyince şu zihnimde gene karikatür gibi canlandı açlık ağzı bağırıyor. Rezzak, rezzak, rezzak diye. Ha, ekmeği, somun ekmeğini dayıyoruz. <laughs> Konuşamayacak hale getiriyoruz ama. Evet, susturuyoruz. Susturuyoruz. O da ne olduğunu anlamadan biz böyle içimizdeki rezzak arayışını, bir, bir, bir sürü içimizde şeyler var. Ee, Teşhizat var. Böyle evet. kendi dilleriyle arayan. Biz de onları doyuruyoruz işte sürekli tıkıyoruz o tıkıyoruz. sesi hep onu ha bunu vereceksin demeye getiriyor zannediyoruz değil herhalde bunu istedi bu ha. falan değil ve hiç de orası çok garibime gidiyor hiç de ayıkmıyoruz ya bu ses niye susmuyor hiç susmuyor ya niye susmuyor ya bu manyak mı ne, ne istiyorsun arkadaş sen hakikaten açlığa dönüp bak bunu belki yapmak lazım açlığa dönüp baba sen ne istiyorsun ya, doyurduk, doyurduk açlıksa verdik de niye bitmiyorsun sen nedir yani den, senin, senin derdin ne acıkıyorsun derdin ne senin ya bunu bir konuşsak belki oturup açlıkta böyle baş başa Aha. ama lokantada değil. Yani böyle ayrı bir yerde, sakin bir yerde. Bu belki, niye var? Belki söyleyecek derdini. Evet. Gerçekten hiç susmuyor ya. Ha bire istiyor. Ya mesele yemek yemekse bir defa yedin tamam. ben yani ne yani? Değil demek ki yani. Ve sadece bu da değil. Bütün acıkan ağızlarımıza da böyle bakmak lazım. Durduk yere canınız böyle bir şey istiyor. Güzel bir manzara istiyor. Aha. Hani herkes bunu fark etmeyebilir. ...şehir koşturmacasında ama... ...ben kendim şahidim böyle bir şey var. Çünkü böyle bazen çok sıkılıp da... ...gidip böyle bir manzaraya baktığım zaman... ...içimde bir şeylerin doyduğunu hissediyorum. Abi sen ne istiyorsun? O açlıkla konuşmak lazım. Ne istiyorsun sen? Niye bağırıyorsun? Derdin ne? Gibi gibi daha bir sürü acıkan taraflarımız Sürekli var. Sürekli Rezzak'ı tanıtmak istiyor ve ben onu susturuyorum şeyle. Dinlemiyorum yani. Evet. Tıkıyorum evet. Peki. Altıncı söz bizi nerelere getirdi? Nasip olursa... ...yine önümüzdeki hafta... Altınçıncı satırları arasında buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın, Allahla kalın.